Öyle. Burada yapılan çalışma, yani genel anlamda mikro bölgeleme dediğimiz zaman ben onu sadece zemin olarak görmüyorum. Bütün bu jeolojik, jeofizik çalışmaların tümünü kapsayan bir paket olarak düşünüyorum. Deprem kentlerinde kentin yönetiminde ister belediye başkanı olsun, ister vali olsun, mikro bölgeleme çalışmalarından toplanan veriler olmadan o kentin geleceğini, gelişmesini doğru ve bilimsel olarak yapamaz. Ülkede mikro bölgeleme bazlı yönetim olmadığı için deprem geldiği zaman da işte bugünkü acıları yaşıyoruz. İzmir deprem dirençli kentleri ilk oluşturan il de olmak zorunda. Türkiye'ye örnek teşkil etme zorunda. Yönetim anlayışıyla, halkıyla, bilime inancıyla, aydın tutum ve davranışlarıyla Türkiye'de deprem dirençli kent olma özelliğini bütün Türk toplumuna gösterebilir. Artık bu ülkede fay tartışmayacak. 13 milyon sene önce başladı, daha milyonlarca sene devam edecek. Halkı da jeolog yapma gibi bir niyetimiz yok, gereği de yok. Gerçek olarak algılayıp siyasetçisiyle, yöneticisiyle, halkıyla artık bu bence zaman kaybı olan fay tartışmalarını bir tarafa bırakıp depremde yıkılmamak için, canlarımızı kaybetmemek için deprem dirençli kentler nasıl oluştururuz onu tartışalım. Bütün enerjimizi, gücümüzü ona verelim. Kaliforniya, Amerika, Japonya, İtalya, daha bunun gibi birçok ülkeler. Bizde depremler gibi benzer depremler oluyor. 5 kişi, 10 kişi ölüyor, o da tesadüfen ölüyor. Bizler gibi on binleri toprağa vermiyorlar. Siyasetten de önemli, işsizlikten de önemli veya terörden de önemli. Televizyonlarda konuşulan insanların o gündeme getirdikleri maddelerden çok da az mı önemli insanlarımızın canı? Bugün on binler yatıyor şu anda. Bizim böyle yaşamamız bile, hiçbir şey yokmuş gibi davranmamız bile bizim için biraz ağır olmuyor. Her şeyden önemliyse bu insan canı, Türk hükümetlerinin birinci görevi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak. Biz bu ülkeye az yol yapsınlar, az köprü yapsınlar, az havaalanı yapsınlar. Deprem kader değildir, bizim kaderimiz asla olamaz. Kent dediğimiz zaman kenti oluşturan bileşenler var. Nedir onlar? Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem, bir de ekonomi. Yani kent dediğin zaman bu yedi bileşenden meydana gelen bir yapı. İşte kenti deprem dirençli yapmak istiyorsan bu bileşenleri deprem dirençli yapacaksın. Bütün bunların yöntemleri belli, biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim insanları burada olduğu gibi bütün bunları yapabilir. Paramız da var, gücümüz de var. Yeter ki irademiz ve bu konuya yapma kararlılığımız olsun. Her belediye şimdi sizin başkanınız gibi aydın, fikre inanan kimselerden olmayabiliyor. Kent idaresini deprem dirençli yapmazsanız veya bu konuda eğitmezseniz kentte hangi birimlerin depremde önemli rol olacağını bilemez, koordine edemez, organize edemez, yapılanları takip edemez veya yapın diye peşine düşemez. Ondan sonra halk. Halkı eğiteceksiniz. Yani deprem dirençli bir halka sahip olacaksınız. Ve bunların hepsi de başlık, hepsi de yarından itibaren başlanılır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok.
deprem dirençli bir kent için şimdiden başlayarak bütün altyapımız deprem dirençli midir, değil midir? Deprem geldiği zaman alacağı hasar nedir? Şimdiden tespit edebilir. Deprem dirençsiz olan, bizim ne kadar yapı stokumuz var, ne kadar deprem dirençsiz, bunu iyi kötü biliyoruz. Ve araştırabiliriz de, yapı stokunu ortaya koyduğu zaman deprem dirençsiz olanlarını ya güçlendireceksiniz ya yıkacaksınız. Başka da bir yolu yok. Ve onu dönüşme, kentsel dönüşüme sokacaksınız. Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm olmayacak. Deprem olursa milyonlarca ton deprem molusu birikecektir. Kamyonlara doldurup götürüp derelere, tepelere, çukurlara kapatır, üzerine örterseniz aynı gün fiziko-kimyasal, biyokimyasal olaylar başlar. Ordu olacak zehirli ve toksik maddeler, ağır maddeler toprağa karışır, havaya karışır, suya karışır, göle karışır, denize karışır. Besin zinciri vasıtasıyla tekrar sizin sofranıza gelecek. Deprem molozlarını, atıkları bertaraf etmek, alelacele götürmek de olmaz. Geri dönüşüm önemli. İzmir, benim gördüğüm kadarıyla Batı Anadolu'nun ekonomisini elinde tutan bir kent. İstanbul, %60'ını bu ülkenin ekonomisini elinden tutuyor. Eğer düşündüğümüz deprem gelirse, İstanbul bütün Marmara bölgesinde ekonominin çarkları durur. Türkiye ekonomik açıdan dizüstü çöker. Ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını değil, aynı zamanda siyasi bağımsızlığını da kaybeder. Ekonomi de depreme hazır olmalı. Bütün ekiplerini önemli ölçüde kaybetmiş, ekipman dağını kaybetmiş, fabrika bacaları susmuş, üretim azalmış, stoklar bitmiş, pazar kaybetmiş, müşteri kaybetmiş. Düşünebilirsiniz bu yönüyle. Dolayısıyla ben İzmir'e bir görev yani gösteriyorum, yalvarıyorum. Diyorum ki deprem dirençli İzmir'i biz yaratacağız derseniz bütün Anadolu peşinden gelecektir.